Evet, Profesör Doktor Alparslan Işıklı hocamızı kaybettik. Akşam saatlerinde geldi bu üzücü haber ve Profesör Işıklı tüm öğretim elemanlarının da başkanlığını gerçekleştiren isimlerden biriydi. Gerçekten bir bilim adamı olarak, bir bilim adamı kimliğiyle çok önemli hizmetleri ülkemize bulunmuş isimlerden biri. Her kesimden insanın üzüldüğü ve şu anda saygıyla andığı bir tabloda karşımızda. Gündemde sıcak sevgili seyirciler, görüntüleri de sizlere yansıtıyoruz zaman zaman. Taksim İstiklal Caddesi'nde akşam saat 19.30 civarında başlayan müdahale ara sokaklarda devam ediyor. Duyurmuştuk yayınlarımızda taraftar grupları Galatasaray'da Galatasaray Lisesi'nin orada iftar açacaklardı. Buna da izin verilmedi. Buraya da sert bir müdahale gerçekleştiğini söyleyelim. İstiklal'de ara sokaklarda devam eden müdahale. Pensilvanya'da da bir eylem var. Onu da zaman zaman görüntüleri netleştirdiğimiz andan itibaren sizlere sunuyoruz. Gerçekleştirebilirsek de bir telefon bağlantısıyla son durumu öğreneceğiz. Ve bunun ötesinde Hatay'da da sert müdahalelerin geldiği bilgisi var. Biliyorsunuz akşam saatlerinde Abdullah Cömert'in 40. günü dolayısıyla bir anma vardı. Direniş şehitlerini anma programı. Bu program sonrasında yürüyüşe geçen yurttaşlara, Hataylılara da müdahale var. Birer cümle bunları sizlere aktaralım. Yayınımızın ilerleyen dakikalarında yansıtmaya devam edeceğiz. Az önce hemen özel yayınımızın bu bölümüne başlarken Alparslan Işıklı hocamızı anmayla başlamıştık. Yine o çerçevede devam ediyoruz. Doçent Doktor Sayın Cüneyt Akalın hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Akalın, başımız sağ olsun efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Başımız sağ olsun. Üzücü haberi bence Ulusal Kanal'dan öğrendim. Çok üzüldüm. Alparslan Işıklı hocamızı siz de ana hatlarıyla ifade ettiniz zaten. Son 50 yıldır siyasal bilgiler camiası içinde bulunan Cahit Talas, rahmetli Cahit Talas hocamızın asistanlığını yaparak siyasalda kariyerine başlayan, daha sonraki yıllarda Mülkiyeler Birliği Genel Başkanlığı yapan bir arkadaşımız, sosyal politika uzmanı, çok o konularda çok hizmeti olan bir büyüğümüz, abimiz. Son yıllarda da Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı'nı üstlenmişti. Bu Türkiye'nin neoliberal uçurumlara sürüklendiği yıllarda o konularda çok açık, net mücadeleler verdi. Güzel kitaplar yayınladı. F tipi örgütlenmeye de baştan itibaren karşı çıkan bir büyüğümüzdü. Genç yaşta kaybettik. Çok üzgünüz. Yakınlarına başsağlığı dilemekten başka bir şey gelmiyor elimde şu anda. Evet, gerçekten herkes çok üzüntülü. Ani bir haber oldu. Şu anda evet, bulunduğu yerde bir kalp krizi neticesinde evet, Sayın hocamızı kaybettiğimizi ifade ettik. Tabii Türk eğitim sistemi açısından da çok önemli hizmetleri var Sayın Işık hocamızın. Özellikle son olarak görev aldığı Öğretim Elemanları Derneği'nde de bu mücadelesini sürdürdü. Cumhuriyet eğitiminin özellikle altını çizen evet, isimlerden biriydi. Bu anlamda bize vermek istediğiniz örnekler var mı değerli hocam? Kendisini daha iyi tanıyabilmek açısından. Yani hem Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki hizmetleriyle hem daha sonraki yıllarda da YÖK üyeliği yapmıştı. Oralarda bu YÖK'teki dinci gerici yapılanmaya karşı ciddi mücadele verdi. Daha sonra Tüm Öğretim Elemanları Derneği Başkanlığı'nı üstlendi. İdeolojik olarak, teorik olarak yaptığı yayınlarla işte bu neoliberal saldırıları göğüslemeye çalıştı. Fethullah Gülen hakkında yayınlar yaptı. Bunlar Türkiye'de akademik camiada ne yazık ki son yıllarda insanların uzak durduğu konularda Alparslan Işıklı hocamız, abimiz bu konuların cesaretle üzerine gitti.
bir Cumhuriyet aydınından beklenen şeyleri elinden geldiğince yapmaya çalıştı. Son olarak da Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanlığı'nı yürüterek üniversitede bu aydınlama mücadelesini sürdürdü sonuna kadar. Mücadele etti. Hakikaten büyük bir kayıptır üniversite. Gerçekten öyle. Camiası açısından. Belki de işte bu son Haziran ayaklanmasını görerek öteki dünyaya göçmesi bir teselli olmuştur onun için diye düşünüyorum. Bizim de programcılarımızdan biriydi değerli hocamız tabii. En son nerede görüşmüştünüz? Belki bir anı varsa çok kısa onu da sizden almak isteriz Sayın Hocam. Şimdi o kadar çok şey var ki yani birden pat diye bir şey gelmiyor aklıma. Doğru. Çok şeyli, toparlayıcı, birleştirici, olaylara suhuletle yaklaşan, yumuşak bir üslubu olan ama Cumhuriyet konusunda amansız mücadeleler vermekten de hiçbir zaman geri durmayan bir hocamız da bir abimiz de Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Bir kez daha Sayın hocamızı anıyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok zor bir an tabii bu anıyı paylaşmak, bu anıların yeniden canlanmasını sağlamak. Ama kırmayıp yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. İyi akşamlar. Çok sağ olun efendim. Efendim doçent doktor Sayın Cüneyt Akal'ın bizlerle birlikteydi. Alparslan Işıklı hocamızı kaybettik. Akşam saatlerinde Seferihisar'da bulunduğu, muhtemel yaz döneminde bulunduğu Seferihisar'da akşam saatlerine doğru geçirdiği kalp krizi sonrasında Profesör Doktor Alparslan Işıklı hocamızı kaybettik. Tabii bu yayın kuşağımız arasında gerekse Cumhuriyet eğitimine katkısı, gerekse ulusal kanalın ailesinin bir bireyi olarak, bir programcısı olarak da kendisini ve görüşlerini en azından bu anlamda günde yad etmeye gayret ediyoruz. Böylesi de müstesna sayılabilecek bir dönemde son yolculuğuna uğranacak bir Ramazan ayına denk geldi Sayın Işıklı hocamızı kaybedişimiz. Bunun da verdiği sızıyla bir yandan da yayınlarımıza devam ediyoruz. Günü ve akşamı şöyle özetleyebiliriz. Profesör Doktor Alparslan Işıklı hocamız Türk Eğitim Camiasında yeri gerçekten doldurulamayacak isimlerden biri. Kendisini kaybettiğimizin bilgisi elimize ulaştı. Ve yine tabii ki alanlardan da canlı yayınlarımız devam ediyor. Başkent Ankara'ya döneceğiz. Mehmet Kıvanç şu anda telefon attığımızda. Mehmet, başkent Ankara'da nasıl bir tablo var? Son durumu senden dinleyelim. Can Kennedy Caddesi'ndeyiz. Abdullah Cömert'in ölümünün 40. gününde burada Ankaralılar da bunu unutmadı. Bu anmaya aslında Ankara'da Kennedy Caddesi'nde bir anlamda sürdürüyorlar ama şu anda polis müdahalesi devam ediyor. Az önce başladı bu müdahale, yaklaşık bir 15 dakika önce. Çok ilginç ve gerçekten çok garip şeyler yaşanıyor burada. Onu söylemem gerekiyor. Burada göstericiler kaldırımda duruyorlardı. 300-400 kadar genç vardı. Burada zaten burası bu Kennedy Caddesi dediğimiz yer. Normalde de kafelerin olduğu ve gençlerin akşam saatlerinde doğal olarak vakit geçirdiği bir bölge. Yolun kapanmaması, trafiğin açık olmasına rağmen ilginç anonslar yaptı emniyet anons aracından. Yolu kapanmayın, trafiği açın, aksi müdahale edeceğiz denildi. Göstericiler de tabii buna tepki gösterdi. Yol zaten açıktı ve yolda hiç kimse yoktu. Herkes kaldırıp geniş kaldırımları olan da bir yer olduğu için çok sayıda insanı burası alabiliyor. Ancak burada dediğim gibi o uyarıdan, anonstan sonra bazı göstericiler polisin yanına doğru geldi ve orada da yine ilginç diyaloglar yaşandı. Çevik amirlerinden bir tanesi, biz maskelilerle muhatap olmuyoruz derdinizle falan filan gibi anons aracından çevredeki vatandaşlara da laf atar şekilde ilginç diyaloglar yaşandı derken birden tomba su sıkmaya başladı ve müdahale gerçekleşti. Kaldırımda duran insanlara müdahale oldu, onu tekrar hatırlatalım. Zaten emniyetin duran insanları gözaltına aldığını da bütün izleyenlerimiz gördü. Şimdi de kaldırımda duran ve devrim şehitlerini alan insanlara, yurttaşlara ve özellikle gençlerin yoğun olduğu kalabalığa Kennedy Caddesi müdahale oldu. Şimdi iki tane toma, iki tane akrep burada bekliyor, ses aracı burada.
Az önce caddenin yukarı kısmından bir 50 kişilik çevre kuvveti gibi aşağıya indi ve göstericilerin arasından geçerek aşağıya indi. En ufak bir taş atma ya da herhangi bir şey yok. Olumsuz anlamda göstericilerden yana bir saldırgan bir tutum yok. Buna rağmen öyle bir müdahale oldu. Hatta biz şunu da gördük. Çevik kuvvet amirlerinin göstericilerin arasına girerek yürüdüğünü de gördük. Orada bazı insanlarla koşup geri geliyorlar. Hani böyle bir ortam vardı aslında. Hani göstericilerin bu anlamda polis yönelik bir tarihi yok. Hatta kırmızı beyaz diyaloğunu hatırlayacaklar izleyenler. İstanbul'da bu ortaya çıkmıştı. Yurttaşlar kırmızı diye bağırıyordu. Çevik kuvvet beyaz desene diye slogan atıyorlardı. Aynı diyalog aslında burada da olması için göstericiler çaba sarf etti. Kırmızı diye bağırdılar ama tabii Çevik Kuvvet'ten bir yanıt alamadılar. Türkiye sloganlarını göstericiler kendi arasında attı. Biz böyle olanları aktarmış olalım. Yorumu da izleyenler, değerli izleyenlerimiz yapsın diyelim Can. Dediğimiz gibi duran insanlara, kaldırımda duran insanlara müdahale devam etti. Şu anda da bir hareketlilik var. Müdahalenin de bu şekilde ilginç bir biçimde devam etmesi bekleniyor burada. Evet, Mehmet Kıvanç'a teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. Mehmet Kıvanç Ankara'da Kennedy Caddesi'nde toplanan yurttaşlara yönelik gerçekleşen polis müdahalesinin ortasında son durumu canlı yayınımızda aktarmaya devam etti. Az önceki ifadeleriyle de durumu bize anlattı. Sevgili seyirciler, ifade ettiğimiz gibi tüm öğretim üyeleri derneği genel başkanı Profesör Doktor Alparslan Işıklı hocamız İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Değerli akademisyen ve tüm öğretim üyeleri derneği genel başkanı Profesör Doktor Alparslan Işıklı İzmir Seferihisar'da bir teknede kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Profesör Doktor Işıklı siyasette ve akademide aydınlanmadan yana net bir tutum sergileyen hocalarımız arasındaydı. Profesör Alparslan Işıklı 1940 yılında Amasya'da doğdu. Orta öğretim eğitimini Amasya Lisesi'nde alan Işıklı, liseyi bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Öğrencilik yıllarında SBF'de Talebe Cemiyeti Başkanlığı yapan Işıklı, 1961'de bölümünden mezun oldu ve Fransa'da European Üniversitesi'nde Nancy'de lisans üstü eğitim gördü. 1962'de asistan olarak girdiği Ankara SBF'de 1973 yılında doçent, 1980 yılında da profesör oldu. Doçentlik aşamasında SBF Yönetim Kurulu üyeliği ve Çalışma Bakanlığı bünyesinde Yüksek Hakem Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Işıklı'nın üniversitedeki görevine 1983'te 1402 sayılı yasaya dayanılarak son verilse de 1989'da İdare Mahkemesi kararıyla görevine geri döndü. 1990-1994 yılları arasında Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı ve ardından da bir dönem Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlığı yapan Işıklı, 2001 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından YÖK üyeliğine seçildi ve bu görevi 2005 yılında son buldu. Işıklı, TÜMÖT, Tüm Öğretim Elemanları Derneği Genel Başkanı olarak görev yaptı. Işıklı'nın yerli ve yabancı dillerde yayınlanmış çeşitli çalışmaları da bulunmaktadır. Bu çalışmalarına ilerleyen dakikalarda sizlere yansıtmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Ve telefon hattımızın diğer ucunda da Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu bizi bekliyor şu dakikalarda hattımızda. Barış Terkoğlu, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Barış Terkoğlu, tabii çok yoğun gündem var. Nereden başlayacağımı bilemedim ama isterseniz bu akşamki İstiklal Caddesi'ndeki son polis müdahalesinden başlayalım. Akşam saatlerinde TMMOB'deki yetkilerin Çevre Bakanlığı'na devri konusu gündemdeydi, evet. Türkiye'nin ve buna yönelik olarak da İstiklal Caddesi'nde TMMOB üyelerinin gerçekleştirdiği eyleme polis müdahale etti ve hala ara sokaklarda zaman zaman bu sert müdahale devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bugün ben tabii önce şuradan başlayayım. Ben bir gazetecinin olmanın dışında aynı zamanda TMMOB üyesiyim. Çünkü ben de mühendislik fakültesi mezunuyum. Evet. Mezun olduktan sonra ilk yaptığım iş gidip TMOB'a üye olmaktı.
Bugün gerçekten toplanan kalabalık bir gece yarısı darbesine karşı toplandı. Çünkü siz de biliyorsunuz AKP'nin getirdiği yasa tasarısı herhangi bir şekilde kamuoyunun gündeminde tartışılmış bir tasarı falan değildi. Bir gece yarısı darbesiydi resmen. Çünkü bir gece yarısı bir yasa tasarısı getirdiler ve o yasa tasarısıyla TMOB'un yıllardan beri hem kazanımlarıyla elde etmiş olduğu hem de aslında mesleki deneyimleriyle kazanmış olduğu hakkını elinden aldılar. Bir anda bilimin, mühendislik birikiminin, yılların deneyimlerinin hakkını alıp bir anda bakanlığa devrettiler. Aslında buna karşı oluşan bir tepki vardı İstiklal Caddesi'nde. Mühendisler, mimarlar bir araya geldiler. Ona destek veren vatandaşlar bir araya geldiler. Ve ummadık bir şekilde, ummadık demeyeyim artık, umduğumuz şekilde bir polis barikatıyla karşılaştılar. Ve saatlerce beklendi o barikata karşı. Ancak ben de gidip barikatta milletvekilleriyle beraber görüştüm. Bakın çok açık söylüyorum, burası çok önemli. Hissettiğimiz şey buydu ve konuşulan şey de buydu orada. Açıkça başbakanın şu emri var. Şu emri var: ben İstiklal Caddesi'nde yürüyen hiçbir kalabalık görmek istemiyorum. Evet. Ve görüldüğü kadarıyla yani bu emir çok yukarıdan, çok yukarıdan. O yüzden biz bundan sonra İstiklal Caddesi'nde toplanan her kalabalığa karşı, tıpkı bir aydır gördüğümüz gibi, ben de sert müdahaleleri göreceğiz. Ben burada böyle bir kalabalık görmek istemiyorum diyor. Nitekim daha sonrasında orada kalmakta ve yürümek ısrar eden topluluğa hem polis tarafından hem de son dönemde çok alıştığımız şekilde onunla birlikte hareket eden, çok organize bir şekilde hareket eden, üzerinde sivil kıyafetler giymiş olsa da çok belirgin bir şekilde aslında siyasi iktidarla paralel görüşlere sahip olduğunu bildiğimiz ve onunla organize bir şekilde hareket ettiğini bildiğimiz belirli kesimler tarafından saldırı oldu. Hatta bu saldırı gazetecilere de yöneldi. Evet. Maalesef bu akşam bunu yaşadık. Ama tekrar söylüyorum, yani ne olursa olsun, yani bu akşam ne olmuş olursa olsun, şunu gösterdi ki bu topluluk, bu halk, hak arama talebinden asla vazgeçmeyecek. Ya ister mühendislik talepleri üzerinden, TMOBA yapılanlar üzerinden, isterse Gezi Parkı üzerinden bu hak arama talebini çok daha uzun süre devam ettirecek diye düşünüyorum. Barış Terkoğlu, Oda TV'de de görüyoruz. Türkiye yine ayakta. Siz de il il oradaki süreci yansıtıyorsunuz. Bizler de ulaşabildiğimiz çapta bu bölgelerden son notları anlatmaya çalışıyoruz. Hatay'da Abdullah Cömert'in ölümünün üzerinden 40 gün geçmesi sonrasında bir anma var. Çok yakınlarda da Ali kardeşimizi toprağa vermenin hüznü vardı ve oradaki grup yürüyüşe geçti. Yine sert müdahale var. Başkent Ankara'da Kennedy Caddesi'nde yine benzer bir protesto söz konusu ve Pensilvanya'da da şu dakikalarda, orada tabii gündüz, bir protesto var. Gerçi orada tomaları görmedik. Az önce arkadaşlarımız ulaşan görüntüleri aktardı. Yaklaşık ikinci ayının içindeyiz. Tabii çok ilginç de sizin o son cümlelerinizden yola çıkarak Türkiye'ye yayılan yine böyle bir eylem gecesinin içindeyiz. Buna nasıl bakmak lazım? Evet, yani şimdi şöyle bir şey var. Bakın, biz geçen hafta, bundan tam bir hafta önce bu saatlerde biz Kadıköy'de bir festival yaptık. Mutlaka siz de canlı yayından takip ettiniz zaten. Şimdi bir de mesela bugüne kadar gelen eylemlere bakıyorum. Çok açık bir şekilde şu görülüyor ki bu halkın tek bir talebi var. Hükümet istifa diyor. Bu halkın çok açık bir talebi var. Yani bunu bütün bir sosyolojik gözlem olarak ele alın, bir gazetecilik gözlemi olarak ele alın. Bu halkın çok net bir talebi var. Tayyip Erdoğan istifa diyor. Hatay'da bunu söylüyor. Pensilvanya'da bugün orada bunu söylüyor. Sadece Fethullah Gülen'e tepki göstermiyor. Bu halkın üzerine giydirilen ılımlı İslam kimliğine karşı, Batı okyanus ötesinden geliştirilen projelere karşı ve bunun aracılığını yapan kimselere karşı tepki gösteriyor. Bugün halk bunu istemiyor. Yani bugün sokağa çıkan öfke Hatay'da da, Ankara'da da, Taksim'de de, her yerde bir dikta rejiminin halkın üstüne giydirilmek istenen ılımlı İslam adıyla, işte bir hükümet programı aracılığıyla giydirilmek istenen kimliğin reddedilmesidir. Ve çok açık olarak insanlar hükümet istifa lafından, ben şunu görüyorum, bu lafı söylediğiniz zaman çok heyecanlanıyorlar. Yani bugün bu topluluğu birleştiren, okyanus ötesinde de, Hatay'da da bu talep.
Ve görülüyor ki bakın Türkiye önümüzdeki günlerden itibaren sanmayın ki bu ateş daha düşecek ve sönüp gidecek. Öyle beklentileri olanlar olabilir ama ben görüyorum ki yani bunu ekonomistlerin yorumlarından geliyorum, sosyal bilimcilerin yorumlarından görüyorum. Görülüyor ki Türkiye önümüzdeki sonbahardan itibaren hak arama taleplerinin veya galiba hükümet istifa sloganlarının çok daha fazla duyulduğu bir yer haline gelecek. Ve galiba bu sudan da sonuç alacak gibi gözüküyor. Bütün korkuya, bütün baskıya, bütün yıpratmalara rağmen, bütün her şeye rağmen sonuç alacak gibi gözüküyor. Bugün insanlar bunun için sokakta aslında. Yani evet Abdullah hayatını kaybetti. Ali İsmail hayatını kaybetti ama ortada bir gerçek var. Abdullah da, Ali İsmail de, Ethem Sarısülük de, işte Mehmet de bütün sokakta hayatını kaybedenler de galiba bu slogan için hayatlarını kaybettiler. Bugün o insanlar mesela dün ben unutamıyorum. Polis geri çekilin diyor. İnsanlar şöyle yanıt veriyorlar. Bir adım Ali İsmail için atacağız. Bir adım Abdullah için atacağız diyorlardı Hatay'da. Yani geri çekilmek bir yana bir adım da ölenler için atıyorlar daha fazla. O ölenler de bunun için öldüler. Ve bundan sonra görülüyor ki onların mirasına devam ettirenler de o adımları çok daha hızlı bir şekilde, çok daha fazla bir şekilde atacaklar. Size göre yani bir işte hükümet istifa sloganının manası itibariyle bir erken seçim gündeme gelmeden ya da benzeri bir şey yaşanmadan da bu dalga bitmeyecek gibi herhalde değerlendiriyorsun. Çok öyle gözüküyor çünkü çok açık bir şey öğrendik. Yani bugün bakın Türkiye'deki hareket Mısır'ı da etkiledi ve bir demokrasi tartışmasına sahne oldu. Bakın şunu size çok net söyleyeyim. Mutlaka siz de gördünüz. İşte AKP'nin milletvekilleri muhalefet milletvekilleri el kaldırdığı için onlara karşı ellerini indirdiler ve yanlışlıkla kendi verdikleri kısırıyı reddetmiş oldular. Ya da teravih namazına gittikleri için kendi verdikleri önergeyi kaçırdılar. Aslında Türkiye'de sadece el kaldırıp indirmeye dayalı bir siyasi parti liderinin söylediğini, dikte ettiğini onaylamaya dayalı kaba bir temsili demokrasinin aslında demokrasinin özüyle hiçbir alakası olmadığını görmüş olduk. 4 yılda 5 yılda bir yapılan seçimlerle bu seçimlerde alınan oylarla bütün bir halkı baştan sona bütün halkı ilgilendiren kanunları baştan sona değiştirmenin ve onun çıkarlarına karşı onun kazanımlarına karşı onun tarihsel birikimlerine 90 yıllık birikimine karşı her türlü adımı atmanın gayrimeşru olduğunu gördük. Ve görülüyor ki bugün o işte seçim zamanını beklemek, işte bilmem bu tarihleri beklemek, buraları endekslemek, işte o anlamda temsili demokrasinin kanunlarıyla hareket etmek anlamsız hale geldi. Çünkü bizzat siyasi iktidar seçimle kazandığının çok ötesinde gayrimeşru bir şekilde adımlar atıyor ve bu adımları halka kabul ettirmeye çalışıyor. O anlamda bence o temsili demokrasinin iflas ettiği noktadayız. Çünkü bizzat seçimle kazanılmış olan siyasi iktidar da o demokrasinin kurallarına uygun davranmıyor. Ben böyle düşünüyorum. Tabii bir de kritik haftalara da giriyoruz. Bir yandan balyoz davasında karar süreci, bir yandan Ergenekon süreci, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen verilmemiş tahliyeler konusu gündemde. Bunlar da süreç size göre nasıl işler? Ya da o kadar kolay mı artık karar verebilmek? Şimdi şöyle bir şey. Biliyorsunuz dün tahliye taleplerini reddetti mahkeme. Yani önce Ergenekon'la başlayalım. Ergenekon davasıyla başlayalım. Bir kere zaten dünkü karar da çok açık gösteriyor ki bu mahkeme verilmiş olan bir karara sadece oraya doğru gidiyor. Yani kayın ettiği bir yön var. O yöne doğru sadece yol almaya başlıyor. Yani ben bunu sizin kanalınızda da daha önce gittiğim yerlerde söyledim de aynı zamanda şundan emin olun. Yani bundan bir sene önce ben Silivri cezaevindeydim. Oradaki yüzlerce tutuklu da aynen bu şekilde düşünüyorlar. Bu mahkemenin verdiği bir karar var. Bu mahkeme adeta bir düşman hukukunu yıllardır sanıkların karşısında dikte eden bir mahkeme. Hiçbir usul kuralına, hiçbir hukuk kuralına uymadan sürekli olarak hukuk dışı bir şekilde, gayrimeşru bir şekilde mahkeme içerisinde adeta sanıklara düşmanmış gibi davranarak o amaca doğru giden bir mahkeme. Ve dün verdiği kararla da bunu gösterdi. Çünkü nihayetinde Anayasa Mahkemesi şunu söylüyordu. Hayır, 10 yıllık tutukluluk süresi meşru değildir.
Bu kanunlara aykırıdır. Ben bunu iptal ediyorum. Türkiye'de işte hükümet yeni, meclis yeni kanunlar yapana kadar bizzat Anayasa Mahkemesi Başkanı bu 5 yılın hakimiyet tarafından göz önünde bulundurulmasını istedi ama çok açık bir şekilde dün bu hukuk kuralını uygulamadılar. Bu kanunları uygulamadılar. Bunu gördük. Ve 5 Ağustos'ta da görüyoruz ki aynı şekilde davranacaklar. Ancak geldiğinde de söyledim, daha önce de söyledim. Ben 5 Ağustos'ta bizim bütün yurttaşlarımızın orada olmasının gereği gerçekten adalet talebine, gerçekten özgürlük talebine, gerçekten o gün o mahkemede, o sanık kürsüsünde otursalar da o mahkemeyi bizzat, o mahkemenin varlığını yargılayacak sanıkların tarih önündeki mücadelesini görme isteğin için orada olsunlar. Oraya destek için orada olsunlar. Oradaki mücadelenin, adalet ve özgürlük mücadelesinin yanında olmak için orada olsunlar. Yoksa orada verilecek kararın, emin olun, ne merak ederek oraya gitsinler ne de bir hükmü olduğunu düşünerek orada bulunsunlar. İkisinin de hiçbir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda pazartesi günü Yargıtay'da biliyorsunuz Balyoz davasının Yargıtay duruşması var, görülecek. Oraya ilişkinde bilemiyorum, insanların beklentileri vardır ya da yoktur ama ortada bir gerçek var ki Balyoz davasında da 10. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi karar vermiş olsa da oradaki sınıflar 2000'e yakın delil göstererek burada sahte delillerle yargılandıklarını ve o mahkemenin sadece yani bu sanıklara karşı bir düşman hukukunu uygulayan delilsiz hiçbir usul kuralına uymadan, kanıkları dinlemeden delil değerlendirme sürecini atlayarak bir karar verdiğini oradan mahkemenin suratına bütün yargılama boyunca çarptılar. O yüzden Yargıtay'ın ne karar vereceğine inanın hani benim için bir önemi yok. Bu mahkeme çoktan hem kamuoyu vicdanında hem halkın vicdanında hem de toplumsal değerlere bağlı olan hukukçuların vicdanında çoktan kararını vermiş durumda. Ancak pazartesi Yargıtay'da bunun yeni bir hukuki hesaplaşması olacak. Ben o yüzden bu önümüzdeki 2 haftaya 20 güne bir hukuk hesaplaşması bir kez daha Gezi Parkı'nda özellikle ayağa kalkan halkın kendi değerlerine sahip çıkan, kendi kazanımlarına sahip çıkan halkın da desteğiyle bir kez daha bunun gösterilmesi, tarihe yazılması olarak bakıyorum. Önümüzdeki 2 hafta böyle geçecek. Sevgili Barış Terkoğlu, çok tuttum hatta ama görüntülerde ulaştı. Amerika'da bir ilk yaşanıyor şu an, Pensilvanya'daki protesto canlı olarak siz bir taraftan anlatırken onu da görsel olarak yansıtmaya çalışıyoruz. Bu az önce ifade ettiğiniz işte mahkeme süreçleri, yargı süreçlerinde okyanus ötesi vesaire şeklinde çok konuşulan, çok tartışılan bir süreçti ve şu anda da benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu 10-12 yıllık süreç içinde bir ilk gerçekleşiyor. İşte Fethullah Gülen'in çiftinin önünde bir protesto şu an var. Ellerinde Amerika bayrakları da var. Türk bayrakları, taraftarların bayrakları olan yurttaşlar var. Çok pankartları okumakta zorlanıyorum ama bunu nasıl görmek lazım size göre? Şimdi bunu nasıl görmek lazım? Biliyorsunuz ben 2 ay önce Amerika'daydım. Washington'a gittim. Evet. Orada bir gazetecilik forumu için. Döndüğümde bir espri yaptım. Ya Amerika beni çok değiştirdi dedim. Espri yapıyorum tabii ki. Şu açıdan gerçekten hani biz Türkiye'den Amerika'ya baktığımız zaman genel anlamda Amerikan siyaseti eleştiriyoruz ve doğru bir şey yapıyoruz esasında. Ama bunun ötesinde orada gerçekten Türk yurttaşlar var. O Türk yurttaşlar hem Amerikan dış politikasına karşılar, eleştiriyorlar. Hem de Türkiye'nin, Türkiye'deki cumhuriyet değerlerinin aşılmasına karşı tepki gösteriyorlar. Ben orada inanılmaz bir şekilde sayıları hiç de azımsanmayacak insanlarla karşılaştım. Anlatabiliyorum sanırım derdimi. Evet. Yani hem Amerikan dış politikasını eleştiriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasına Türkiye'yi giydirmiş olduğu ve AKP ve Fethullah Gülen aracılığı da yürütmüş olduğu politikaları eleştiriyorlar. Hem de aynı zamanda Türkiye'deki bugünkü siyasi iktidara muhalifler bunu değiştirmek istiyorlar. Ve orada da hani bir çaba içerisindeler. Belki de bugün onun zirvesini yaşıyoruz. Çünkü Fethullah Gülen 1999'dan beri orada yaşıyor. Bildiğiniz gibi kendisi burada bir davanın sanığıydı. Ve sınırıyken bir kalp rahatsızlığını bahane ederek yurt dışına çıktı ve oraya yerleşti ve o günden bu yana dönmüyor.
O günden bu yana dönmemesinin bir anlamı var. Fethullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nden aslında bir siyasi çizginin propagandasını yapıyor. O siyasi çizgiyi yönetiyor ve Türkiye'deki esasına baktığınızda yargıda, özellikle yargıda ve poliste, bunun dışında işte sermayede, siyasi iktidarın bir kanadında örgütlü olan gücünü oradan yürütüyor, yönetiyor, devam ettiriyor. Bugünkü protesto sadece Fethullah Gülen'in şahsına yönelik değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Fethullah Gülen'in adı altında örgütlenmiş bütün bu güçlere yapılmış bir protesto. Yani bizzat Fethullah Gülen'in bulunduğu yerde, örgütlendiği yerde dememin nedeni şu: biliyorsunuz Türkiye'de bütün bu özellikle Ergenekon, Balyoz gibi davalarda emniyet içerisinde sahte delil üretme ve bunları sanıklar aleyhinde kullanma faaliyetini yürütenler, ortada bir gerçek var ki Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitildiler. Orada bulundular. Oradaki dernekler aracılığıyla örgütlendiler ve sonra tekrar Türkiye'ye dönüp maksatlarını icra etmeye başladılar. Bizzat o merkezde bu protestoyu gerçekleştiriyorlar. Bence bunun bir anlamı var. Yani ellerindeki bayraklar her bayrağı taşıyabilirler ama amaçları bir. Bu projeye, Türkiye'ye yaklaşık 11 senedir bir fiil giydirilen projeye karşı çıkıyorlar. Ben de bunu önemsiyorum. Bizzat gittiğimde de aslında oradaki heyecanı gördüm. Emin olun, sadece bugün değil. Aslında mesela geçen hafta, geçen pazar günü de, önceki pazar günü de Beyaz Saray'ın önündeydiler. Dönmeden eylemi yaptılar. Ondan sonra Gezi Parkı'na destek eylemi yaptılar. Mesela çok ilginç bir şey oldu. Onlar eylem yaparken Beyaz Saray'ın önünde, öte taraftan Morsi'yi protesto edenler vardı. Yani tam o sırada Tahrir'de eylemler sürüyordu. Morsi protesto vardı. Onlar da geldiler. Hep beraber kayıtlarda oldu ve Morsi'yi protesto ettiler. Baktığınız zaman aslında bu kez Türkiye'den Amerika'ya biz eylem misafir etmiş olduk. Tam tersi olurdu genelde. Bugün orada da Taksim'deki heyecanın ben oraya yansımasını görüyorum. Ve bizzat Fethullah Gülen'in çiftliğinin önüne dayanmış olması aslında bir şey gösteriyor bize. Ilımlı İslam projesi hem Mısır'da, önce Türkiye'de, sonra Mısır'da, önce Mısır'da, sonra Türkiye'de, ne derseniz deyin, bu coğrafyada artık çökmüştür. Artık bu halk ılımlı İslam denilen, sonradan üretilmiş ve bu ülkelere Batı tarafından, okyanus ötesi tarafından ihraç edilmiş, ithal edilmiş, bu kimliği giymek istemiyorlar. Esasında Fethullah Gülen'in kapısının önünde yapılan bu eylemde ılımlı İslam kimliğinin bittiğini ve o projeyi üretenleri artık kovalamaya başladığını bu halkın gösteriyor. Onun açısından da önemli diye düşünüyorum. Barış Terkoğlu, şu dakikalarda büyük bir bayrak açıldı bu protestoda, takip edebildiğimiz kadarıyla ve halk hareketinin şehitleri Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalı Taş ve Ethem Sarısülüğün de resimleri var. Adeta gelincik tarlası önüne döndü. Hani o çiftliğin önünü tam bilmiyorum ama oldukça da geniş bir kısımda. Yolda da Amerikan polisinin güvenlik önlemleri yansıyor. Ama bir toma ya da vesaire ya da bir müdahale yok. Ağırlıkta İngilizce pankartlarında yer aldığını söylemek mümkün. Evet. Böyle bir tabloyla devam ediyor. Ve bir yandan da akşamın üzücü haberi, son olarak onunla ilgili de değerlendirmenizi almak isteriz. Alparslan Işıklı hocamızı kaybettiğimiz bilgisi ulaştı. Siz de geniş bir şekilde sayfanızda, internet sitenizde görmüşsünüz. Son bir cümlede Sayın Işıklı hocamız için sizden rica ederim. İnanın kardeşimiz ölmüş kadar üzüldük. Abimiz kadar ölmüş kadar üzüldük. Çünkü Alparslan Hoca bu ülkede Cumhuriyeti değerlerinin, emeğin değerleriyle, biliyorsunuz kendisi aynı zamanda emeğin, emekçinin değerleriyle de yan yana duran bir taraftaydı. Soldan dünyaya bakan bir insandı. Onların ne kadar yakın olduğunu hepimize öğretmiş. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle, söyledikleriyle bu mücadelenin, bunu bir hayat mücadelesine dönüştürmüş bir insandı. Hepimiz abimiz, kardeşimiz ölmüş kadar üzüldük. Üzgünüz. Ama inanıyoruz ki biz onu bu gece öldüğünü söylesek de biz onu çok uzun yıllar yaşatacağız. Bugün de çok daha fazla uzun yaşatacağımızı göstermiş olduk diye düşünüyorum. Peki. O yüzden hepiniz, sevenlerin, sevenlerimizin, seven herkesin başı sağ olsun.
Barış Terkoğlu, çok çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun tuttum ama önemli gündem başlıklarıydı. Sağ olun, kırmadınız. Yorumlarda bulunduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sizi dinleyenler de sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim Barış Terkoğlu, o da TV Haber Müdürü, telefon hattımızın diğer ucundaydı ve yayınımızda süreci değerlendirdik. Pensilvanya'da eylem, direniş şehitlerinin fotoğrafları Amerika'da şu dakikalarda ellerde sevgili seyirciler. Ali İsmail Korkmaz, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük. Yaklaşık 10 yılı aşkın olan AKP iktidarı döneminde okyanus ötesi cemaat tartışmaları bitmek bilmemişti ama bütün bu süreçlerin sonrasında az önce Barış Terkoğlu ifade ettiği Beyaz Saray önünde de Fethullah Gülen'in şu anda bulunduğu çiftliğin önünde de işte bu protesto gerçekleşiyor. Çok büyük bir Türk bayrağı açıldı ve ellerinde Türk bayrağı olan gruptan da açıklamalar var ama sesi duymakta zorlanıyoruz şu dakikalarda. İngilizce pankartlar var. Direnişin şehitleri, sembolü olan her şeyi de o alanda görmek mümkün sevgili seyirciler. Efendim İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Hasan Basri Özbey telefon attığımızın diğer ucunda. Sayın Özbey, tabii gündemin de yoğun başlıkları var, onu da soracağız ama tabii esas olarak çok değerli hocamız Profesör Işıklı hocamızla ilgili de görüşlerini de almak istiyoruz. Sayın Özbey, başımız sağ olsun, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Evet efendim, teşekkür ederim. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun. Bugün Türkiye'de çok değerli bir evladını yitirdi. Bir devrimci aydın, gerçek bir bilim adamı, kararlı bir Atatürkçü, mücadele insanı, partimizin değerli dostu, mücadele arkadaşımız, çok değerli bir insanı çok zamansız kaybettik. Sayın Işıklı hocamızı yitirmiş olmaktan dolayı acımız büyüktür. Ailesinin ve tüm sevenlerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Can Bey, Alparslan Işıklılar kolay yetişmiyor. Bakın Türkiye'de namuslu, ahlaklı, varlığını milletine armağan etmeye hazır çok önemli, çok sayıda insanımız var ama kolay yetişmiyor. Bunların çok önemli, çok anlamlı, çok güzel örneklerinden biriydi Sayın Alparslan Işıklı. Bir gerçek bilim adamıydı her şeyden önce. Türk bilimine Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesiydi. Sonra Yüksek Öğrenim Kurulu'nun çalışkan, başarılı bir üyesi olarak Türkiye'de üniversitelere çok büyük katkıları oldu. Yine tüm öğretim üyeleri derneği genel başkanı olarak da çok değerli katkılarda bulundu. Öte yandan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çalışkan, önder, öncü üyelerinden biriydi. Yöneticilikler yaptı. Türkiye'de Atatürk devrimini savunmak, Türkiye'mizin yeniden Kemalist devrim rotasına girmesi noktasında çok büyük emekleri, katkıları olan bir mücadele arkadaşımızdı. Şimdi anısı önünde saygıyla eğiliyoruz ve diyoruz ki Alparslan Işıklı hocamıza rahat uyuyun. Sizin ömrünüzü vakfettiğiniz, bütün yaşamınızı adadığınız o büyük dava çok yakında zafere ulaşacak. Ben huzurlu ve mutlu bir şekilde bu dünyadan ayrıldığını düşünüyorum. Eminim ki son birkaç aydır bir türlü karşılaşma ve görüşme imkanımız olmadı. Ama özellikle Haziran ayından itibaren yükselen halk hareketi eminim ki hocamızın yüreğine büyük coşku vermiştir, büyük mutluluk vermiştir. Ve gözü arkada kalmadan dünyamızdan ayrılmıştır. Ben belirttiğim gibi saygıdeğer hocamızın anısı önünde ona söz veriyoruz. Sizin yaşamınızı vakfettiğiniz o büyük dava, yani yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ni kurmak için o Türk devriminin büyük atağını yapmaya söz veriyoruz. Ve yeniden Türkiye'mizi Kemalist devrim rotasına sokarak bağımsız, tam bağımsız, başidik, egemen bir Türkiye kuracağımızı ve sonsuza dek yaşatacağımızı kendimiz, yine bir halkçı, hakça bir düzeni kuracağımızı da onun anısı önünde söz veriyoruz. Bunlar da Sayın Hocamızın beklentileri. Türkiye tam bağımsız olsun, halkçı ekonomi olsun, Kürdüyle, Türküyle Türk milleti kardeşçe yaşasın, hakça bir düzen olsun, emekçi emeğinin karşılığını alsın, bilim ve aydınlanma Türkiye'nin egemen
olayı olsun. Bunu hocamızdan aldığımız feyizle, onun değerli katkılarıyla gerçekleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Özbey, hazır hattımızda sizi misafir ederken akşamın gelişmeleri var. Şu dakikalarda da arkadaşlarım gerçi beni uyardı. Az önce gerçekleşen protestonun görüntüleri ben canlı olarak sevgili seyircilerimize veriyoruz diye söylemiştim. Banttan ama çok kısa bir süre önce Pensilvanya'da gerçekleşen protestoyu bir yandan sizlere yansıtıyoruz. Türkiye yine ayakta. Neredeyse ikinci ayını tamamlamak üzere bu halk hareketi. Pensilvanya'daki bu eylem sanıyorum bir ilk benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu yaklaşık AKP iktidar döneminde. Nasıl görmek, nasıl değerlendirmek gerekiyor size göre? Vallahi şimdi Hocam, artık Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Fethullah Gülen iktidarını Pensilvanya'ya gidip Amerika'nın kanatlarının altına sığınmak bile kurtaramayacak. Bugün Türk yurttaşlarımızın da Amerika'da Fethullah Gülen'in o Türkiye'de hüküm süren Şer İttifakı'nın yobaz diktasının mafya tarikat gladyo rejiminin mimarlarından ortaklarından olan Fethullah Gülen'in çiftliği önünde protesto gösterisi yapmaları olağanüstü bir olaydır ve Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'lere önemli bir uyarıdır. Pensilvanya'ya da gitseniz, Amerika'nın kanatları da altında olsanız, milletin elleri sizin yakanızdadır. O nedenle artık şu andan itibaren, bu dönemden itibaren sizi Amerika dahi kurtaramaz. Onlara bu çağrıyı hep yapıyorduk. Gelin Türk milletine teslim olun. Ey Fethullah Gülen, ey Abdullah Gül, ey Tayyip Erdoğan. Millet ayağa kalkmıştır. Bakın 2012 ve 2013 Türk milletinin yeniden ayağa kalktığı, özellikle Haziran ayıyla birlikte yeniden ayağa kalkıp devrime doğru koşar adım gittiği, Türk bayrağı altında Atatürk'te birleşerek yeniden Kemalist devrim için ayağa kalktığı, ileri atıldığı bir süreçteyiz. Ve bizim güzel insanlarımız dünyanın öbür ucunda Amerika'da Fethullah Gülen'in kapısının önünde protesto gösterisi yapıyor. Bu çok güzel bir olay. Tabii sadece Pensilvanya'da değil, Hatay'da on binler o devrim şehidimiz Ali İsmail kardeşimizi, Abdullah kardeşimizi anıyorlar. Yine İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlarımız hükümet istifa, Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganlarıyla ayaktalar. Artık sona doğru gidiyoruz. Bakın, olağanüstü bir halk hareketidir bu ve hedefinde Ankara vardır. Büyük bir Ankara yürüyüşüdür. Ve bu büyük milletimizin büyük Ankara yürüyüşü Ankara Kalesi'ne yeniden Türk bayrağı çekilinceye kadar sürecektir. Tarihi günler yaşıyoruz. Bakın, önümüzdeki birkaç yıl sonra olağanüstü bir yıldı 2012-2013 diye anacağız. Şimdi o itibarla güzel günler yaşıyoruz. Daha büyük güzellikler yaşayacağız. Önümüzde büyük mücadeleler var. Pazartesi günü Türk ordusuna karşı İmha operasyonunun bir tertibi olan Balyoz davasının biliyorsunuz Yargıtay'da mürafası var. Ben bütün Ankaralı yurtseverleri, bütün Ankaralıları, bütün yurttaşlarımızı pazartesi günü saat 9'da Ankara'da bakanlıklardaki Yargıtay binasına gelerek o kahraman Atatürkçü Mustafa Kemal'in askeri olan subaylarımızla yalnız bırakmamaya çağırıyorum. Tabii hemen 5 Ağustos'ta da büyük bir büyük bir olay daha önümüzde duruyor. Biliyorsunuz Ergenekon davasında Atatürk'ümüzü, Atatürk Cumhuriyeti'ni, Türk devrimciliğini mahkum etmek istiyorlar. 5 Ağustos'ta bütün Türkiye Silivri Kalesi'nin önüne akacak. Orada yüz binler, bakın bugün Sayın Milletvekili Bülent Tezcan bir hafta öncesinden gidelim orada kamp kuralım diye çağrıda bulundu. Çok güzel bir çağrıdır. Yüz binler orada 5 Ağustos'ta olacağız ve diyeceğiz ki Atatürk'ümüzü mahkum ettirmeyeceğiz size. Devrimimizi mahkum edemezsiniz. Yurtseverlerimizi, Doğu Perinçekleri, yurtsever komutanlarımızı, aydınlarımızı, milletvekillerimizi mahkum edemezsiniz. Sizin millet adına hüküm verme hakkınız yok. Biz millet olarak buradayız ve hükmümüzü açıklıyoruz.
Ergenekon'da, Balyoz'da ve diğer tertiplerle yargıladığınız bütün yurtseverlerimiz masumdur, suçsuzdur. Bunun tersine vereceğiniz hiçbir kararınızı tanımıyoruz diye oradan bütün dünyaya ilan edeceğiz. Yurttaşlarımızı şimdiden 5 Ağustos'ta Silivri Ovası'nda olmak üzere hazırlanmaya, dostlarını da harekete geçirmeye çağırıyorum. Bir de tabii Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen verilmeyen tahliyeler süreci evet. var. Çok kısa bununla ilgili artık nasıl bir yol izlenmeli? Bir de onu şimdi sormak bakın, isterim. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmiş bir yasa hükmünü uygulamaya devam etmektedir. Evet. Şimdi Sayın Doğu Perinçek ve diğer yurtseverlerin tahliye tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin anlamı budur. Anayasaya aykırılığı Anayasa Mahkemesi kararı ile kesinleşmiş bulunan bir yasa maddesi uygulanıyor. Bunun hukukla izah edilir yanı yoktur. O nedenle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararı kanunsuzdur, hukuksuzdur. Tek yapılması gereken Anayasa Mahkemesi tarafından anayasaya aykırılığı tespit edilmiş bu kanun hükmünü uygulamamak, anayasaya aykırı olan bu madde uygulanamayacağı için anayasa hükmünü uygulamak ve yurtseverleri tahliye etmektir. Bunu yapmadılar. Pazartesi günü 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ediyoruz. Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi kararının çok açık, net, kesin, emredici olmasına rağmen anayasaya aykırılığı tespit edilmiş bir kanun hükmünü uyguladıkları için 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyelerini hakimler ve savcılar yüksek kuruluna şikayet edeceğiz. Hukuki süreç devam ediyor. Bakın burada bugün yarın öbür gün. Ama bu 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin bu açık, tartışmasız, meclisin veya bir başka makamın ortadan kaldıramayacağı kesin kararı karşısında, bu anayasaya aykırılığı tespiti karşısında müvekkillerimizi yani Sayın Doğu Perinçek'i ve diğer yurtseverleri tahliye edecektir. Bu böyle bilinsin. Bu başka bir ihtimal, başka bir seçenek söz konusu değildir. O nedenle süreç devam etmektedir. Çok yakın zamanda da sonuç alacağımızı umut ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katılıp değerlendirmelerde bulunduğunuz için efendim. Efendim İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Hasan Basri Özbey akşamın ve sürece ilişkin değerlendirmeleri anlattı ve Alparslan Işıklı hocamızın da bir kez daha yad edilmesi konusunda sağ olsun kendisini biraz daha tanımamıza yardımcı oldu. Şimdi Hatay'a yanılmıyorsam döneceğiz. 3G canlı yayınında Mustafa Kaya değil mi? Birazdan peki evet sevgili seyirciler Hatay'da şu dakikalarda toplanan ve 40. gününde Abdullah Cömert'i ve devrim şehitlerini almak üzere toplanan kalabalığın yürüyüşe geçtiği sıralarda müdahale söz konusuydu. Ve bu müdahaleye ilişkin olarak da şu anda Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Mustafa Kaya Hatay'dan son durumu aktarma çabası içinde sizlere bu konuyla ilgili olarak da ayrıntıları iletmeye başlayacağız. Pensilvanya'daki eylemin görüntüleri de bir yandan ekranlarınıza geliyor. Direniş şehitlerinin resimlerinin ve Türk bayraklarının olduğu eylemden notları da iletmeye devam edeceğiz. Hatay'da müdahale ile ilişkin olarak da Mustafa Kaya yeniden karşımızda. Mustafa, son durum nedir Hatay'da? Müdahale devam ediyor mu? Kalabalık geri çekildi mi ya da kararlı mı? Evet can, çok kameraman arkadaşım. Şöyle gösterelim. Biraz da risk alarak şu an itibariyle girdik diyebiliriz. Bir saniye arkadaşlar. Hemen gidelim. Canlı indi. Arkadaşlarım. Şöyle. Hemen karşı. Akrep. Ağır gaz bombaları olduğunu söyleyebiliriz. Biz pek çok yerde gaz bombalarıyla karşılaştık. Biliyorlar zaten.
ama burada gerçekten bir farklı çok ciddi ki şu an itibariyle Armut hemen şu an itibariyle söyleyelim başlamış. Şimdi kameraman arkadaşım sola doğru dön. Sola dön. Ben de gelsin biraz daha risk. Gelsin benle. Ben de şöyle devam edelim. Şöyle devam edelim. Bir hava atmosfer de var diyebiliriz. Şöyle devam edelim. Kameraman arkadaşım gelsin burada. Evet. Gelsin diğer caddeleri de gösterelim. Şimdi bu cadde yine Gündüz Caddesi'ne atılan diğer açılan diğer sokaklardan biri. Şu an o caddenin öbür tarafına da yoğun bir müdahale var. Şimdi o tarafa doğru hareket edelim. Buradan da çok yoğun gaz geliyor. Şu an orada da çok yoğun bir müdahale. Arkadaşımız zaten su olduğunu görecek. Şöyle devam edelim şimdi. Tabii burada yol ara sıra çok hızlı bir şekilde akrep araçları gelebiliyor. Hemen anında giriş yapıyorlar bu caddeye. Evet, devam edelim. Evet, bakın gaz bombaları da, başlarını topladığı gaz bombaları. Evet, evet. Bir torba toplandı. Şimdi devam edelim, devam edelim, devam edelim. Pardon. Şöyle devam edelim. Evet, ulusal canlı değil, ulusal. Evet, görüyorsunuz tam buradan yoğun bir müdahale. Pardon, susturulamaz! Devam ediyoruz. Her gidiyor size. Tam bu noktada bir sürü batarya değişti. Seyirciler Mustafa Kaya müdahalenin olduğu sokaklarda tahmin ediyorum Abdo Can'ın bulunduğu evin mahalleleri anladığımız kadarıyla merkezde toplanan Hataylılar geceyi ailesiyle ve o sokaklarda da bir anlamda yaşatmak, canlı tutmak açısından o bölgeye gitti ama sert müdahaleler var. 40. gününde Abdocan'ın mahallesinde de saldırı devam ediyor. Onu özellikle ifade edelim. Az önce torbalar içinde biber gazı kapsülleri ve gaz bombası kapsüllerini yurttaşlar gösterdi. Ve tabii ki ulusal kanal ekibini ve mikrofonlarını da görünce son süreçte olağanüstü derecede özellikle ekonomik saldırılarla karşı karşıya bulunan Silivri'de 4 tane genel yayın yönetmeni yargılanan bir televizyon kanalında da ulusal kanal susturulamaz sloganlarıyla da destek verdiler. İşte bu bütün bu saldırılar sadece büyütüyor her zaman buradan seslendiğimiz gibi konuklarımızla da yorumlamaya çalıştığımız gibi tablo bu şekilde yansıyor. O zor koşullarda dahi yurttaşlar ulusal kanala sahip çıkan ifadelerini yansıtıyorlar bu şekilde. Yeniden Mustafa'ya dönüyoruz. Mustafa Kaya, biraz zor şartlarda görev yapıyorsun. Lütfen öncelikle kendine dikkat et diyelim. Şu an telefon hattımızdasın. Son durum nedir? Sesini çok alma şansımız olmadı. Az önce anlattıklarını da bir toparlayabilirsen sanıyorum daha sağlıklı olacak. Bakın burada da çok yoğun bir müdahale. Çok yoğun bir müdahale. Yine aynı şekilde devam ediyor kameraman. Çok yoğun bir müdahale. Yine aynı şekilde devam ediyor kameraman arkadaşım. Görürse de ekrana da belki yansıtabiliyorsa. Şu an Armutlu Dara sokaklarında yer yer çok yoğun müdahalelerin sürdüğünü söylüyorum. Yine burada da Toma araçları ve akrep araçları gördüğünüz gibi yer almış durumdalar. Ara ara da çok yoğun gaz müdahalesi, gazlı müdahale. Akrep ekiplerinin aradan aniden gelmesini engellemek. Bunun nedenini söyleyelim. Akrep ekipleri o kadar hızlı geliyorlar ki bir anda dediğim gibi yaralanmalara neden oluyorlar. Şu an görüyorsunuz çok yoğun bir karşılıklı çatışma. Evet, şimdi biber gazı tekrar başladı. Biber gazı tekrar başladı. Biz de biraz kenara doğru çekilmek zorundayız sevaliye. Evet. Şu an itibariyle şu an itibariyle devam
önce geldik. Yine devam edelim. Devam edelim. Şu an burası yine Armutlu'da Armutlu Mahallesi'nde ara sokaklardan biri. O ara sokaklarda da çok yoğun bir müdahale şu an itibariyle devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Mustafa Kaya tam da ara noktada kaldı. Zaman zaman istem dışı ifadeler yansıyor. Bunlar bizim görüşlerimiz değil. Olamaz da zaten böyle bir şey elbette ki. Ama yurttaşlar da oradaki o süreçe ilişkin olarak tepkisini zaman zaman ortaya koyarken bu tip unsurlar zaman zaman yansıyor ama bunlar bizim görüşlerimiz değil. Canlı yayın sırasında herkesin başına gelebilecek konu ve noktalar olarak da değerlendirmek mümkün. Hatay'da müdahale devam ediyor. Az önce Mustafa Kayı'nın da bulunduğu noktadan telefon irtibatını da sağlamakta oldukça sıkıntı yaşıyoruz ama anlaşılan o ki akşam saatlerinde meydanda toplanan Hataylılar 40. gününde Abdülcan'ı ve devrim şehitlerini anarken elbette ki o mahallelere de uğramak istediler. Ancak buna izin verilmediği gözlemleniyor. Şu anda Armutlu savaş alanı gibi zor koşullarda yayın gerçekleştiriyoruz. Sizlerden özür diliyoruz tabii ki zaman zaman yansıyan görüntüler ve sesler açısından. Elbette ki bir kez daha ifade edelim. Bunlar da bizim görüşlerimiz değil tabii ki. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel şu anda sanıyorum daha sağlıklı bir noktadan bize belki günü özetleyebilir. İlker Yücel, yayınımıza hoş geldin. İyi akşamlar. İyi günler, iyi akşamlar. Akşam saatlerinde oldukça coşkulu bir kalabalık vardı. Tepkiler, sloganlar ve elbette ki kaybettiklerimizin acısı bir yandan yansıyordu. Sonrasında neler oldu, bir günü bize özetleyebilir misiniz? Evet, şu anda Armutlu Mahallesi'ndeyiz. Antakya. Evet. Pardon. İyi kapalı bir yere geçiyoruz. Sesim size daha sağlıklı gelsin. Pardon. Şimdi Antakya Armutlu Mahallesi'ndeyiz. Bugün Abdullah Cömert'in 40'ı doldu. Aynı zamanda Ali kardeşimizin de mevlütü vardı. Biz ona katıldık arka arkaya. Ulusal Kanal temsilcisi Mustafa arkadaşımızla birlikte. Şimdi akşamleyin de meydanda Armutlu Mahallesi'nin çıkışında büyük bir anma töreni düzenlendi. İki partisi yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve yöneticileri, Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengiz ve Armutlu halkı, Armutlu gençliği buraya katıldılar. Arkasından yürüyüşe geçildi Uğur Mumcu meydanına doğru ama şu anda yürüyüşü durdurmaya çalışıyor patrolörler, polis. Burada şu anda yaklaşık bir 5000 civarında saatlerde bir kitle direnişte, çoğunluğu genç ve işin çok önemli olan kısmı halkın katılımı, hem üst düzeyde hem de bütün apartmanlar şu anda bir slogan atıldığında hemen katılıyor. Apartmanlardan direnişçilere yönelik çok yoğun bir lojistik destek sağlanıyor. Bir dayanışma komünü kurulmuş durumda. Örneğin bir arkadaşımız az önce barikatların önünde yaralanmıştı. Onu hemen tedavi etmek için neredeyse apartmanlar birbirinin bir sıraya girdiler. Birbirleriyle yarıştılar tedavi için.
Şu anda Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı, EGB'nin genel merkez yöneticileri de şu anda evet, ulusal kanal onurumuzdur diye şu anda slogan atıyor barikatların önündeki gençler. Burada gençlerin özellikle siyasal eğilimiyle ilgili bir belirleme yapalım. Türkiye'nin her yerinde Mustafa Kemal'in asker hükümeti istifa sloganları yoğun atılıyordu. Direnişin simgesi olarak milletimizi birleştiren Kurtuluş Savaşımızın bayrağı, ay yıldızı bayrağımız herkesin elindeydi ama şu anda Armutlu'da bu çok çok daha fazla. Yani neredeyse bütün kitlenin elinde var. Ulusal kanal susturulamaz diye. Biliyorum, size geliyor mu Can Bey? Slogan geliyor mu bilmiyorum. Evet. Sizin sesiniz de gelmiyor. Bana herhalde bizim sesimiz de tam size ulaşmıyor. Evet İlker Yücel, zaman zaman sloganları duyuyoruz. Bölgeden sloganları duyuyoruz. Evet. Şu anda bir saldırı daha oldu. Kitle dağılmıyor. Bu önemli. Öndeki gençler özellikle hükümet istifa sloganlarını atıyor. Burada özellikle TGB'li gençlerin rolü önemli. Daha düzenli bir çalışma yürütmüş durumdalar. Diğer illerde direnişçilerin zaman zaman içine düştüğü kargaşalık burada yok. Daha düzenli, tertipli bir direniş var diyebiliriz. Polis zaman zaman ara sokaklara akrep ismi verilen araçları sokuyor. Oradan kuşatmaya çalışıyor. Bir önemli nokta şu, şu anda Urmumcu Caddesi'ne bakan Armutlu ana girişinin dışında Gazi Mahallesi ve bir noktada da kent pazarının olduğu yerde de çatışmalar yani yürüyor. Şu anda 3 ayrı bölgede çatışma var. Biz 2 tanesine bakma fırsatımız oldu. Saat 5'ten beri buradayız. İnanın muazzam bir direnç var. Abdullah Çömer çok canlarını yakmış Armutlu'nun. Gerçekten o kardeşimizi kaybetmelerinin acısı çok büyük, belli. Çünkü ben diğer illerdeki direnişleri de barikatlarda takip etme fırsatım oldu. Burası gerçekten çok daha ateşli ve çok daha büyük bir öfke içerisinde. Özellikle Tayyip Erdoğan'ın o aşağılayıcı sözlerine karşı sürekli gençler yeni sloganlar üreterek cevaplar veriyorlar. Durum budur. Zannediyorum bugün sabaha kadar sürecek. Çünkü bu kitle, bırakın erimeyi, her geçen dakika daha da artıyor. Şu anda Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Sesleri yükseliyor. İlker Yücel, gözaltı ya da yaralanan konusunda bir bilgi var mı? Şu an için öyle bir bilgi ulaştı mı? Soruyu tekrar alabilir miyim? Yaralanan var mı ya da gözaltı gibi bir durum söz konusu mu? O konularla ilgili bilgi alabildiniz mi? Biz şu anda barikatların hemen ön tarafında olduğumuz için bizim bulunduğumuz barikat bir gözaltı olmadı. Polis yaklaşmıyor, yaklaşamıyor. Evet. Bir tek direnişçilerin ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Şu anda zaten diğer taraflarda ne olduğunu bilemiyoruz ama şu anda çok büyük bir ateş yaktı direnişçiler. Armutlu'nun girişinde. Burada şu gözaltı yok. Bilgileri geliyor şu anda. Tekrar ulusal kanal onurumuzdur sloganları sesleniyor. Çıkıyor barikatın ön taraflarında. Şimdi kanal çok izleniyor. Can Bey, ulusal kanal çok izleniyor. Sizin orada vereceğiniz verdiğiniz mesaj çok çok önemli. Çünkü burada çok çok büyük bir özgüven var. Bakınız burada polis teslim ol sloganları atılıyor habire. Millete teslim ol. Yani milletinle bütünleş. Bu kırmızı beyaz sloganı bekleniyor. Yani direnişçiler kırmızı diye bağırıyor, polisin beyaz diye bağırmasını bekliyor. Bu çok çok önemli. Tabii bağırmıyor. Mavi Tayyip Erdoğan'ın askeri olan bağırmaz maalesef. Durum o, gerçek o. Ama şurada gelen bilgiler arasında polis içerisinde de ciddi bir tartışma yürüyor. Özellikle Ali'nin kaybedilmesinden sonra, Ali'nin ölümünden sonra Hatay'da öfke çok daha arttı. O saldırgan tutum daha da gerilemiş diye buradaki kişiler bize gözlemlerini aktardılar.
Az önce Türkiye Gençlik Birliği yöneticileri kısa bir hemen bir ayak divanı yaptılar, toplandılar. Çevresindeki halkın sevgi gösterisi görülmeye değerdi. Özellikle TGB Genel Başkanı Çağdaş Cengiz'i gören, tanıyan vatandaşlarımız dakikalarca ne yapacağız, nereye gidecek bu sorusunu hep sordular. Yani geçtiğimiz günlerde bir yazarımızın işaret ettiği gibi halk şu anda neyi yıkacağını gördü. Yani Tayyip Erdoğan'ı yıkmayı istiyor, onu görüyor ama ne koyacağı konusunda daha da net olmak istiyor. Burada tabii alternatifi var, meclis dışındadır alternatifi. Silivri'deki vatansever iradedir, bunu daha net belirgin öne getirmek gerekiyor. Ama birleşme eğilimi, daha doğrusu birleşme demeyelim, bir güç birliği eğilimi çok yüksek. Çünkü az önce özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri üzerinden bir tartışma yürüdü. Kitleyle milletvekillerimiz arasında. Özeti şu, meclis dışına çıkın ve milletle bütünleşin. Yani hükümet istifa sloganı ile birleşin. Niye mecliste bu eylemi yapmıyorsunuz, bize güç vermiyorsunuz diye kitle şu anda aslında sistem dışına çıktı. Şimdi ses bombası atıyorlar arka arkaya. Yani meclis dışında düşünüyor milletimiz, halkımız. Sistem dışına çıktı ve ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partisinin de sistem dışına çıkmasını, şu anda 60 ila aştı eylemlerin olduğu bir ses bombası daha geldi şimdi. O illerdeki halkın talebini daha da yükseltmek istiyorlar. Aktaracağımız ayrıntılar bunlar. Şimdilik Can Bey, sorunuz varsa hemen cevaplayayım. Teşekkür ediyoruz. Bölgeden notları sizlerden almaya devam edeceğiz. Lütfen siz de kendinize dikkat edin. Arkadaşlarla çok zor koşullarda görev yapıyorsunuz orada. Yorgunluk da tabii zaman geçtikçe ilerliyor. Ayrıntılar almaya devam edeceğiz. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel telefon hattımızın diğer ucundaydı. Yine Hatay'a bu sefer canlı olarak sanıyorum yine 3G canlı yayınına döneceğiz ama bir yandan da ABD canlı, az önceki gördüğümüz çiftlik önü alanından daha farklı bir konumda. Arkadaşlarımın bana ilettiği not, burası bir mahkeme önü ve bir suç duyurusunda bulunmak üzere bu sefer oradaki Türk vatandaşlarımız toplanmışlar ve bunun öncesinde sanıyorum yine bir basın açıklaması yapılıyor. Yine Türk bayrakları, Atatürk'e ilişkin söylemlerin yer aldığı ve yine Atatürk resimlerinin yer aldığı bir kalabalık şu anda burada mevcut. Mahkeme hangi bina, onu kestirmekte zorlanıyoruz ama buradaki mahkemeye suç duyurusunda bulunmak üzere Amerika'da yurttaşların bir girişimi sanıyoruz gerçekleşecek. Onu o şekilde anlatalım. 3G hazırsa Mustafa Kaya'ya bağlantıyı kopmadan tekrar ulaşmaya çalışalım. Mustafa, seni dinliyoruz. Devam ediyor diyebiliriz. Şu an Gündüz Caddesi'ndeyiz. Gündüz Caddesi'nin hemen alt sokağında, alt taraflarında şu an hala polis müdahalesi büyük hızla devam ediyor. Şöyle kameraman arkadaşım da gelirse şuradan bakarsak görüyorsunuz yurttaşlar barikat kurmuş durumdalar. Neredesin? Yoğunda bir barikat var. Ara ara gaz bombalarını atıyor polis ekipleri. Görüyorsunuz. Siz hemen karşı tarafta. Doğru baş. Hiçbir şey yok. Burada bunlar kullanılıyor. Farklı gaz bombaları, onu söyleyelim. Evet. Değişik gaz bombaları burada da bunlar kullanılıyor. Çok daha yoğun etkili gaz bombaları olduğunu söyleyelim. Evet. İhtiyaçlar da özellikle akrep ekiplerin ağır müdahalesini engellemek için sokak başlarına
bu şekilde kuruyorlar. Görüyorsunuz karşı tarafta Toma. Evet. Toma araçları hareketlenmeye başladı. Tabii buraya da gaz bombası. Kapsülleri geliyor ara ara. Şöyle kameram arkadaşım geriye doğru gelsin. Biraz yukarıya. Sola doğru kaldırırsa belki diğerleri de görünür. Evet. Evet. Şu an itibariyle ara sokaklarda bir 11 müdahale var diyebiliriz. Ara ara üst kesiyor, ara ara tekrar hareketlenen bir müdahale. Burada da Türkiye Genç Birliği'nde görüyorsunuz. Onlar da en öndeler. Bu şekilde direnişlerini sürdürüyorlar. Ne kameraman arkadaş. Evet, biraz kameraman arkadaş sola dönerse soldaki caddede yine biraz önce gittiğimiz ara sokak, oraya da Sıkın Toma aracı geliyor. Yine biraz daha sola dönerse kameraman arkadaşım, arkaya doğru çok büyük bir kalabalık var. Gündüz Caddesi hemen hemen dolu. Evet, sağa doğru şöyle yine barikatın olduğu yöne doğru. Biraz kaldırırsa kameraman arkadaşım belki daha net görecek. Evet. Evet, görüyorsunuz polis ekipleri hemen karşı tarafta yer almış durumdalar. Burada ön taraftakilerin çoğunluğu gençler oluşturuyor ama arka tarafta hemen hemen Armut Park'ın 7'den 77'ye her yaştan insanlar var. Bugün özellikle toplanmaları nedeniyle Abdullah Çömert'in devrim şehidinin mevlidleri vardı, 40'ı vardı. Yani tekrar hatırladılar. Kısa bir söz önce Ali İsmail Korkmaz da yine onun da kısa süre önce hayatını kaybetti. Hatay'ın devrim şehitleri yaşamlarını kaybettiler. Onlar devrim şehitleri onlar. Şöyle kameram arkadaşım gelsin şöyle. Öne doğru gidelim. Evet. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Ön tarafa doğru. Evet, görüyorsunuz. Polis ekipleri orada. İşte bugün önemli bir gündü. Bir anma. Bir yandan da tepki gösterme günüydü ama buna da izin verilmedi. Hemen çok yoğun bir müdahale arkasından geldi. Şu an itibariyle de Toma ekipleri yoğun bir, Akrep ekipleri yoğun bir güvenlik önlemi almış durumdalar. Bu gördüğünüz cadde Gündüz Caddesi ama hatırlatalım bunun gibi iki cadde daha var. O iki cadde, üç ana cadde ediyor toplamda ve onun ara sokakları sürekli müdahaleye maruz kalıyor. Şu an itibariyle bekliyorlar ama ara ara da gaz bombalarını kullanıyorlar diyebiliriz. Şu an itibariyle görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz orada bir ilginç girişim var. Hemen sol tarafta öne doğru gidiyorlar. Bir şeyi kalkan yapmışlar kendilerine. Evet, kameraman arkadaşım da göstermeye çalışıyor ama tabii buraya her an gaz gelebiliyor. Evet, Toma hareketlendi, ben onu duyabiliyorum buradan sesini. Evet, şu an itibariyle ileriye doğru gidiyorlar. Görüyorsunuz Toma ekipleri oradan hareketlendi. Çok yoğun bir mücadele var diyebiliriz burada. Ve bunun diğer sokaklarını da buraya görüyoruz. Evet, ara ara gaz bombaları da gördüğünüz gibi geliyor. Şu an itibariyle. Şu an Hatay ayakta diyebiliriz, özellikle Armutlu semti. Yoğun polis müdahalesiyle karşı karşıya. Kameraman arkadaşım hemen şöyle benle beraber gelsin. Şöyle benle beraber gelsin. Ben de açayım. Daha önden görelim. Bir açalım arkadaşlar. Evet. Biraz risk aldınız ama gerekirse görmek gerekiyor. Hep barikatın başka tarafından değil, bu sefer de barikatın önünden görelim diyoruz bu görüntüyü. Evet. Görüyorsunuz. Hemen barikat burada. Arkada da Toma ekipleri var. Hangi para? Evet, gaz bombası geldi. Biz de mecbura eğiliyoruz. Evet. Ön barikata sıkıyorlar. Evet. Evet. Gaz bombaları da arka arkaya geliyor ki biz de eğiliyoruz. Evet. Çok yoğun gaz bombası geliyor şu an itibariyle. Evet. Çok yoğun gaz bombası var. Evet, arka arkaya geliyor. Sanıyorum kameraman arkadaşım biraz daha kaldırırsa. Oradan daha net görürsünüz şu an itibariyle. Yoğun gaz bombası tarafa doğru geliyor.
Evet. Çok yoğun gaz geldi şu an. Geriye doğru çekileceğiz hafiften. Evet. Ben kameraman arkadaşımı yönlendiriyorum. Zira gaz maskemiz yok. Evet. Evet, çok yoğun gaz. Evet, çok yoğun gaz. Çok yoğun gaz. Gel. Evet, şuradan kameraman arkadaşım şuradan görürse. Evet, evet. Çok yoğun gaz geldi şimdi. Şu an itibariyle yine yoğun gaz. Evet. Hafif sola doğru barikatı görsün. Arkadaşım kameraman arkadaşım hafif sola doğru barikatı görsün. Orada görüyorsunuz. Arkada çok büyük bir kalabalık var tabii. Bu taraf ön taraf. Polis müdahalesi de çok yoğun biçimde devam ediyor. Sağ olun. Evet, burada tabii yurttaşlar da sütle. Süt lazım mı diyorlar ama tabii alıştık artık sütleri istemiyoruz. Evet. Tamam, atılan gaz bombaları burayı daha da hareketleniyor. Tepkiyi daha da arttırıyor. Dolayısıyla aslında farklı bir tam tersi etki yapıyor. Yani bir kışkırtma olarak ortaya çıkıyor atılan gaz bombaları. Buradaki yurttaşları daha da hareketlendiriyor. Başka bir işe yarıyor gibi görünmüyor. Tabii yaralanan çok arkadaşlar var burada. Yurttaşlar, gençler, genç arkadaşlar var bunlar. Sık sık yaralanıyorlar. Evet. Sloganları duyuyorsunuz. Polis ekiplerinin de müdahalesi tüm hızıyla sürüyor diyebiliriz. Şu an evet, bir gaz bombası daha geldi. Evet, yurttaşlar da bu tarafa doğru kaçmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bir kez daha şöyle hareketlenelim. Bir kez daha hareketlenelim şöyle. Evet. Yine barikatlardan bir çekim yapalım size. Biraz görmediğiniz görüntüler bunlar. O görmediğiniz görüntüleri görün. Evet. Evet. Umarım ulaşıyordur şu an itibariyle ama teyit edemiyorum. Evet. Şu an gördüğünüz Gündüz Caddesi'nin ucu. Bu cadde bütün gün açık. Akşam saatlerinde yurttaşlar biraz önce daha erken saatlerde göstermiştik. Uğur Mumcu Meydanı diyorduk. Orada başladı. Orada Abdullah Cömert ve Ali İsmail Korkmaz için eylemler başladı. Miting yapıldı aslında. O mitingin ardından da her zaman yaptıkları gibi yürüyüşe geçtiler. Ama yine çok yoğun bir polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Bu ilk değil. Günlerdir aslında her gün tekrarlanan bir nokta. Ve şehitlerin yanında çok fazla da yaralanan var. Onu da söylemek gerekir. Şimdi neden buradan barikatın önünden yayın yapıyoruz? Belki bunu soranlar olacaktır. Merak edenler olacaktır. Özellikle Rütük'teki üyeler olmak üzere birileri bunu kışkırtma olarak düşünecektir ama biz şu yüzden burada yayın yapıyoruz. Buradakileri görüyorsunuz, hepsi genç. Ellerinde hiçbir şeyleri yok. Taş atıyorlar arada, doğru. Ama bu mesafeden oraya taş ulaşmayacağı herhalde kesin. Hiçbir şeyleri yok. Burada böyle duruyorlar. Barikatın arkasındalar. Ellerinde bazı pankartlar var. Sonun yok. Burada duruyorlar. Bunu göstermek istiyoruz. Nasıl bir... Evet, Mustafa'ya teşekkür ediyoruz. Mustafa Kaya Hatay'dan canlı olarak ekranlara getiriyor. 3G canlı yayınında zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Mustafa Kaya da bölgeden son durumu bulunduğu noktadan anlatmaya çalışıyor. Şimdi Amerika'ya uzanıyoruz sevgili seyirciler. Diğer yanda da ABD canlı var. Az önce özetlemeye çalıştım. Bir mahkemenin önünde şu anda orada yaşayan gurbetçilerimizin ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle ve dövizleriyle o bölgede olduğunu söylemek mümkün. Ve telefon hattımızın diğer ucunda da Armağan Yılmaz var. Bu protestoya katılan yurttaşlarımızdan biri. Sayın Yılmaz, size iyi günler diliyoruz. Türkiye açısından da yayınımıza hoş geldiniz. İyi geceler. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. İyi geceler. Sayın Yılmaz, şu an neredesiniz? Biz bu izlediğimiz canlı yayın görüntülerini bir mahkemenin önü diye seyircilerimize anlatıyoruz. Evet, bir orayı bize bir anlatır mısınız? Neresi ve ne yapacaksınız orada?
Tabii ki anlatırım. Şu an biz bu Fethullah Gülen'in yaşadığı Saylorsun kasabasının da bağlı olduğu Strasbourg şehrindeyiz ve burada mahkeme binasının önünde Fethullah Gülen gerçeğini Amerikalara anlatmak amacıyla ve Türklere anlatmak amacıyla bir eylem yapıyoruz. Siz de sesleri duyuyorsunuzdur zaten şu an. Evet. Bugün bildiğiniz gibi Türkiye'deki birçok insanın da haberi var. Fethullah Gülen'in yaşadığı Tanlı'nda ve evinin önünde bir eylem yapmaya çalıştık biz bugün. Yaklaşık 800 kişiydik. 200 arabalık bir konvoyla biz bölgeye geçtik. Fakat Türkiye'de uyguladıkları faşizmin bir benzerini burada da bize uygulamaya çalıştılar. Burada en doğal insanların demokratik hakkı olan protesto hakkını ellerinden almaya çalıştılar insanların ve açıkçası kasabayı ayağa kaldırmışlardı. Yolları kapatmışlar, park yerlerini parayla satın almışlar bizlerin araçlarını park etmemesi ve evin önüne gidememesi için. Ama biz bir şekilde pratik düşüncelerle, pratik zekalarla bu sorunu da aştık ve birçok arkadaşımızı evin önünde bıraktık. Diğer 200 araçlık konvoy da Fethullah Gülen'i evinin önünde protesto etti. Yine orada bir Amerikalı vatandaşın bize çiftliğini açtı ve onun bahçesine arabalarımızı park ettik. Ve bir protesto gösterisi hemen Fethullah Gülen'in evinin yan tarafında yapmayı başardık. Yani sesimizi oldukça duydular. Ve şu anda da oradan yine araçlarımıza binip bu Fethullah Gülen'in oturduğu town'un daha doğrusu şehrin de bağlı olduğu Kanti'ye yani büyük şehire geldik ve orada Fethullah Gülen hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Elimizdeki 570 sayfalık dosyayı Fethullah Gülen'in Amerika'da işlediği suçlar, faaliyetleri, gizli örgütlenmesini içeren, içinde belgelerin oluşturduğu 570 sayfalık bir dosyayı bu konularla ilgilenen aktivist arkadaşımız Mary Ed, Amerika'daki Fethullah karşıtı platformun sözcüsü kendisi. Ona teslim ettik ve o da hem Beyaz Saray'a hem de Amerika Federal Savcılığı'na Fethullah Gülen hakkında suç duyurusunda bulunuyor şu an itibariyle. Eylemi gerçekleştiriyorsunuz değil mi aynı zamanda? Evet evet şu anda da aynı zamanda burada da bir protesto eylemi gerçekleştiriyor. Sanırım görüntüleri yayınlıyorsunuz. Evet bir yandan, canlı olarak geçiyoruz doğru. Evet yaklaşık burada ne kadar kişiyiz? 300 kişi civarındayız. Sesleri de zaten duyuyorsunuzdur. Şu an 10. yıl marşı okunuyor eylemde. Evet. Hepimizin elinde pankartlarımız var, Atatürk fotoğraflarımız var, afişlerimiz var, gaz maskelerimiz var, takım formalarımız var. Beşiktaşlısı burada, Fenerbahçelisi burada, Galatasaraylısı burada. Her görüşten, her fikirden insan burada. Bunların tek ortak yönü, bu kadar insanın tek ortak yönü bu ülkesini çok sevmesi, vatansever olması ve Fethullah Erdoğan birleşiminden doğan bu örgüte, bu terör örgütüne ki biz burada öyle nitelendiriyoruz onları. Karşı durması. Yani biz o okyanus ötesi diye tabir edilen, hep Fethullah Gülen ile anılan bu ülkede aslında bu ülkenin Fethullah Gülen'in anılması değil, vatansever Türkleriyle anılmasını istiyoruz. Okyanus ötesi kavramının artık vatansever Türkler kavramına dönüştürülmesini istiyoruz. Çünkü biz burada onlardan daha güçlüyüz, daha çoğuz ve daha hırslı ve azimliyiz. Artık biz korku imparatorluğunu yıktık. Burada bunu gördük. Artık Fethullah Gülen dokunulmaz değil. Artık Fethullah Gülen bahsettiği kişi değil. Kendini yücelttiği insan değil. Bugün bunun örneklerini bir kez daha gördük. Aldığımız hakaretler, işte duyuyorsunuz Amerikalıların da büyük bir desteği var şu an. Hem yanımıza yer alıyorlar hem destek veriyorlar, sloganlarımıza ortak oluyorlar. Evet onu soracaktım ben de. Amerikan bayraklarıyla da katılanları gördük. Onlar sizlerin komşuları, evet. Arkadaşları mı? Ya da nasıl bir tepki için oradalar? Amerikan bayrakları sordunuz değil mi? Evet, evet. Evet. Evet, Amerikalı arkadaşlarımız bunlar. Evet. Yani daha doğrusu arkadaş da demeyelim, burada tanıştığımız insanlar. Aslında şu an burada Anadolu Ajansı ve Fethullah'ın ajansları protesto ediliyor, duyuyorsunuz. Onlar da iki adım geriye çekilmek zorunda kaldılar. Bir yandan Anadolu Ajansı çekmeye çalışıyor ama tabii onlar da kovuldular şu an eylem alanından. Hani Türkiye'de ne oluyorsa burada da aynısı oluyor. Sadece Türkiye'deki insanların bunu bilmesi gerekiyor. Biz bugün aslında çok güzel şeyler de yaptık burada. Özellikle Gezi direnişinde Fethullah'ın imamın ordusu tarafından haince katledilen arkadaşlarımızı andık. Posterlerini bastırıp Amerikalıları bu arkadaşlarımızın Fethullah tarafından öldürüldüğünü, yaşlarını, nasıl öldürüldüklerini ve niçin meydana indiklerini anlattık. Fethullah Gülen'in bir demokrasi düşmanı olduğunu, bir halk düşmanı olduğunu anlattık ve bize hak verdiler. Şimdi siz Amerikalılardan bu konuda çok Beyaz yoğun Saray'da bir destek da, var.
Beyaz Saray önünde de bir eylem gerçekleştirmiştiniz. O da büyük yankı gerçekleştirmişti. Evet. Ondan sonra bu akşamki, bugünkü daha doğrusu bu eylem, bundan sonrası için bir belirlediğiniz eylem programı var mı Amerika'da? Var, evet, kesinlikle var. Hatta şu an sloganları da duyuyorsunuz, diyoruz. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Mücadele devam. Aslında yeni başladık biz. Biz bunu görmek istiyorduk. Bu Fethullah Gülen'e biz dokunursak, kapısının önüne gidersek ne olacak? Bakalım bu yaratılan korku imparatorluğu gerçek miymiş? Bize bir şey yapabilecek mi Amerika'da? Bakalım, hadi Türkiye'de demokrasi olmadığı için, demokrasi ortadan kaldırıldığı için Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen tarafından insanların demokratik haklarını kullanılması engelleniyor. Bakalım Amerika'da da bu olabilecek mi diyorduk. Gittik, eylemimizi yaptık. Evet, karşımızda durdular. Engellemeye çalıştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama pes etmedik. Bundan sonra artık daha cesaretliyiz, daha çoğuz, daha kalabalığız. Bundan sonra her ay, her hafta, her yerde bir eylem var. Bütün Amerika eylem yeri. Bundan sonra bütün Amerika'nın her şehri eylem yeri. Ki zaten Gezi direnişinden bu yana biz Amerika'nın hemen hemen her şehrinde eylemler oluyordu. Destek eylemleri Gezi direnişine bizler tarafından düzenlenen ama bundan sonra eminim daha da ses getirecektir. Bundan sonra artık Amerikalılar da bizle beraber olacaktır. Çünkü artık bunu görmeye başladık. Amerikalılar ilk önce uzaktan bakıyorlardı. Şimdi içimize girdiler. Artık bizi anlıyorlar. Bize hak veriyorlar. Aynı tehlikenin bu Amerikan halkı için kendi devletlerinin yanlış politikasının, Amerikan devletinin Türkiye ve diğer dünya ülkeleri üzerinde uyguladığı yanlış politikanın Amerikan halkının da menfaatlerine olmadığını biz Amerikan halkına anlatıyoruz. Onlara zarar verdiğini... Şu an orada saat da, kaç acaba Sayın Yılmaz? Şu an tam itibariyle saat kaç? Burada açıkçası 5.30. Evet, akşamüstü 5.30. Akşamüstü biz bu eyleme öğlen 12.30'dan beri devam ediyoruz. Evet, peki. Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyorum. Amerika'dan bizi kırmadınız, yayınımıza katıldığınız için efendim. Ben teşekkür ederim. Türkiye'deki arkadaşlara selamlar. Destekliyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlarımızı iletin lütfen Ulusal Kanal ailesi olarak. Efendim şu anda Salzburg Mahkemesi önünde bir eylem var. 570 sayfalık bir dosyayla Amerikan hukukçularının aralarında bulunduğu bir grup dosyayı teslim etmek üzere bölgedeler ve Armağan Yılmaz da bu protestoya katılan bir yurttaşımız da son durumu canlı yayınımızda ifade etti. Şimdi başkente sanıyorum Ankara'ya döneceğiz. Mehmet Kıvanç telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Onu da hatırlatalım. Şu dakikalarda bu mahkemenin önündeki eylemde devam ediyor. O bölgede tanıştıkları Amerikalılar olduğunu ifade etti. Ben bu eylem görüntüleri yansıdığından beri dikkatinizi de sizlerin de çeken bu Amerikan bayraklılar kim sorusuna da bir anlamda yanıt almış olduk. Orada bulunan Amerikalılarla sohbetler sonrasında bu durumun gerçekleştiğini ifade ediyor Armağan Yılmaz. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk sevgili seyirciler. Gerçekten bu uzun soluklu süreçte ilk gerçekleşen eylem süreçlerinden biriydi. Beyaz Saray bu akşamki eylem süreci ve bundan sonra da her hafta her ay bir yerdeyiz. Amerika'yı da eylem alanına çevireceğiz açıklamaları vardı. Anladığımız kadarıyla Amerikan kamuoyu yoğun ilgi gösteriyor. Türk ajanslar da bölgede anlayabildiğimiz kadarıyla var ama yurttaşlarımızdan tepki görüyorlar. Onlar da çekimler çerçevesinde. Onu da bir not olarak da ifade edelim. Başkent Ankara'da da Kennedy Caddesi'nde sanıyorum müdahale süreci vardı ve buradaki müdahale ilişkinde zaman zaman sizlere yansıtıyorduk. Son durumu da öğrenmeye çalışacağız bir yandan. Sevgili seyirciler, günün önemli notları var. Hatay'da az önce yayınımızın bağlantısını gerçekleştirmeden önce Hatay'daydık. ABD'deki şu son tabloyu da sizlere yansıttıktan sonra yeniden başkent Ankara'ya döneceğiz. Mehmet Kıvanç, Kennedy Caddesi'nde son durum nedir? Seni dinliyoruz. Evet, Kennedy Caddesi'nde dediğimiz gibi polis kaldırımda duran insanlara durduk yere müdahale etti. Hani bunu bu şekilde izleyenlerimiz bilsin. Trafik açıktı ve polis çok sert bir müdahalede bulundu. Şunu söyleyelim, şu anda çok sayıda yurttaş bizi arıyor yukarı bölgede. Biz Kennedy Caddesi'ndeyiz ama Kuğulu Park bölgesinde çok sayıda yurttaş o sıkılan sudaki kimyasal nedeniyle yaralanmış durumda. O kimyasal artık ne olduğunu biz bilemiyoruz ama vücutlarında yanmaların olduğunu söylüyordu
Birçok insan da bize bu şekilde ihbar olarak da söylediler ve acil doktor istediklerini belirttiler. Biz bu isteği buradan aktarmış olalım. Çünkü sıkılan su sıkıldıktan sonra gerçekten çok yoğun bir biçimde buradaki herkes öksürmeye başladı. Yani bir 100 metrelik alan içerisinde öksürmeyen hiç kimse kalmadı. Çok ağır bir artık o suyun içinde ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz. O suyun incelenmesi lazım. Bunu bir not edelim. Diğer bilgi, Ankara'da yalnızca Kennedy Caddesi'nde değil, bu akşam Dikmen'de de büyük bir toplanma vardı. Hem Abdullah Cömert için hem diğer mücadelede yaşamını yitiren gençler için binlerce Dikmenli yine bu akşam Dikmen Caddesi'nde buluşmuşlardı. Orada da bir müdahale oldu. Yaklaşık bir saattir de onu da hatırlatalım. Dikmen'de müdahale var. Bizim tabii canlı yayın ekibimiz Hatay'da olduğu için biz şu anda Dikmen'den yayın yapamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var ama oradan gelen bilgiler de gerçekten polisin müdahalesinin çok şiddetli olduğu ve plastik mermi kullanıldığı yönünde. Şu anda hala ara sokaklarda, Dikmen'in ara sokaklarında yoğun bir müdahale devam ediyor. Kennedy Caddesi ve bu bölge, Destekar Sokak, Tunus Caddesi, bu bölgede de az önce çok sayıda yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı arabalarına götürüldü. Yine az önce şahit olduğumuz sahnelerden birisi Kennedy Caddesi'nde korna çalarak buradaki göstericilere destek verenleri de trafik polislerinin durdurup uygulama yapmaya çalıştığına şahit olduk. Kameralar çalışınca hemen o şeyden vazgeçiyorlar ama böyle de bir durum var. Bunu da iletmiş olalım. Dediğimiz gibi Kuğulu'da, Kuğulu Park bölgesinde o sıkılan su nedeniyle çok sayıda insanın vücudunun yandığı söyleniyor ve oraya yurttaşlar, doktorların, hekimleri yardımcı olmasını istiyorlar ve Dikmen'de de yine maalesef ağır bir müdahale haberleri geliyor. Ağır müdahale olduğu yönünde bilgiler geliyor bize. Bunları da Ankara'daki şimdi notlar olarak iletmiş olalım Can. Mehmet, şunu da sorayım. Bir yandan seni dinlerken Ankara'dan görüntüleri izliyoruz. Bir orantısız zeka süreci de galiba yaşanıyor. Tomaların önünde dans eden gençleri gördük. Buna ilişkin notlarında neler var? Şöyle, burada tabii Kennedy Caddesi olsun, bu bölgede sürekli gençler var. Burası zaten normalde gençlerin de bulunduğu bir yer. Gençler gerçekten çok ince taktiklerle polisin o sert müdahalesini espriyle ve zekayla bir biçimde boşa çıkarıyorlar. Oynayanlar, dans edenler var bir yandan ama hemen arkasından durmak yok, mücadeleye devam. Bu daha başlangıç sloganları ve benzer direniş sloganları, direnç sloganları hemen peşinden geliyor. Şunu da söyleyelim, sen soruyu sorunca aklıma geldi. Burada gençleri tahrik etmek için neredeyse, yani o ifadeyi kullanıyorum maruz görün, çevik kuvvet ekipleri kaldırımın ortasından geçti. O sıra hemen gençler oturuyor. Çevik kuvvet geçince de polis simitat onurlu yaşa sloganlarını atıyorlar ve polisin o sıktığı suyla gençler oynayarak gülerek bir taraftan dalga geçiyor ama bir taraftan da gerçekten çok ciddi bir direnç, çok ciddi bir bilinçli bir karşı karşıya eylem süreci var burada. Teşekkür ediyoruz Mehmet Kıvanç. Başkent Ankara'da sen de az önce ifade ettin, 3G cihazımızı Hatay'a gönderdiğimiz için sen anca telefonla oradaki durumu bize aktarıyorsun. Sevgili seyircilerimize bu notu da ileterek sana da teşekkür ediyoruz. Lütfen kendine dikkat et sevgili Mehmet. Mehmet Kıvanç Ankara'dan cep telefonuyla anlatıyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Başkent Ankara'daki 3G cihazımız Hatay'daki son bir haftadaki gelişmeleri yakından takip etmek, hem gün içinde hem akşam saatlerinde diğer yayın kuşaklarında, diğer arkadaşlarımızın da bulunduğu kuşaklarda sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı başkentte görüntüleri bu akşamlık 3G sizlere veremedik sevgili seyirciler. Onu hemen ifade edelim. Pensilvanya'dan sonra kente bağlı büyük şehrin önündeki eylem devam ediyor. Suç duyurusunda bulunulması süreci devam ediyor. İlginç notlardan biri oydu. Hatay'da sert müdahale devam ediyor. Başkent Ankara'da sert müdahale devam ediyor. Ve günün notlarını bizler de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir kısa aramız olacak. Aranın ardından yeniden birlikte olacağız.